26 Nisan 2 Mayıs değerli oğlak burçları nasılsınız? Her şey güzel ve keyiftedir. Umarım hayatınızdaki her şey aydınlanır. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı aydınlanmalar diyorum. Ben ışık ayarlayamadım yine. Her zamanki gibi ışık ayarlayamıyorum. İdare edin. Karanlık gözüküyor ama aslında ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Olsun, idare edeceğiz. Hayırlı Ramazanlar dedim. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip edebilirsiniz. İş ortaklığı durumunuz varsa problem yaşayacaksınız. Ortaklarla tartışma, para konularıyla alakalı yaşayacağınız krizler, bulunduğunuz alandaki insanla çalışan ya da çalıştığınız insanlarla aranızda büyük bir kaos söz konusu olabilir. Hatalı olaylar size hata şekilde yansıtılabilir. O yüzden çevrenizdeki güven dediğiniz insanlardan zarar görebilir, ortaklardan kazık yiyebilirsiniz. Dikkat diyorum değerli oğlak burçları. Yani ortaklı işlere biraz daha dikkat etmemiz lazım. Yanlış imza sizi zarara sokabilir, maddi kayıplar yaşamanıza ve güvendiğiniz insanlar arasında zarara uğrayabilirsiniz. O yüzden ortaklı işlerde sıkıntı var. Hatta ortak ayrımında bile sizi borçlu çıkartabilirler ve burada saçma sapan olaylar büyüyüp yasal olarak devam etmeniz gereken sorunlar oluşabilir. Dikkat! Eğer farklı bir alanda çalışıyorsanız, rütbeli yöneticiyseniz konumunuzda güzel bir değişim var. Yardımcıysanız yine bir değişim var. Orta halliyseniz bir basamak daha değişim. Yani bu hafta farklı alanlarda çalışan, yani normal çalışan oğlak burçları, ne bileyim, mühendisseniz yerinizde büyük bir değişim, firmanızda bir değişim, sizi isteyecek firmadan gelecek teklifi değerlendirebilirsiniz. Kurumsal daha büyük bir bankada çalışıyorsanız şubeniz, alanınız değişebilir. Güzel fırsatlar yakalayacağınız gözüküyor. Yani burada farklı alanlarda büyük iş ve projeler yapıyorsanız size çok büyük kazançlar, işinizde, yerinizde, güvencede olmak, rahat rahat edeceğiniz evreler sağlanacak ve sağlamlaşacaksınız. Serbest iş yapıyorsanız, borsa, ne bileyim, dijital paraları takip ediyorsanız bu hafta biraz daha karlı, biraz daha mantıklı hareket ederseniz kâra geçiş yapacağınız gözüküyor. Kendi işini kurmak, uzun süredir hayal ettiğiniz projeleriniz varsa bunlarla ilgili altyapı ve plan ve program yapacaksınız. Yani Mayıs bitimine kadar da hedeflediğiniz projeleri hayata geçirme niyetiniz var gözüküyor. Yurt dışına yerleşmek istiyorsanız, yurt dışından iş bekliyorsanız bu dönem değil. Biraz daha sabırlı olacaksınız. Evet, yurt dışı kapınız var ama Mayıs'ın sonuna kadar burayla ilgili evraklarınızın gelmesi imkansız. Haziran'da gidebilirsiniz. Evet, olumluluklar var, güzel projeler var, gitmek istediğiniz kapılarınız hayırlı. Daha kapılarınızla alakalı açılması gereken evraklar var. Evraklarımızı tamamlayacağız. Tarım işiyle uğraşıyorsanız, toprak işiyle, inşaat işiyle uğraşıyorsanız toprağınızda bir bereketlenme var. Yani yapacağınız toprak, gıda ya da toprak tarım işiyle uğraşacaksınız. Çok güzel bereketleneceksiniz. İnşaatla uğraşıyorsanız, inşaat sektöründe çalışıyorsanız güzel teklif, güzel kazanç ve doğru projeler yer alacak ve güzel kazançlar sağlayacaksınız. Ama şöyle söyleyeceğim, telefonun ya da bilgisayarınız ya da devamlı mailleşmek, devamlı teknolojik üzerinde ifadeler sizi yorabilir. Özellikle baş ağrısı, boyun ağrısı, boyun fıtığı gibi ve ciddi anlamda uykusuz haller sergileyebilirsiniz. Vücudunuzu mutlaka dinlendirmeniz lazım. Çok hızlı konuşuyorum ama not almışım ve haritayı da kafamda unutmamaya çalıştığım için bazen kelimeleri yutuyorum ama bu hayatım boyunca böyleydi. Yani size özel bir durum yok. Canlı yayınlarda da böyleydi. O yüzden tarzım bu yani benim. Ben kendimi ne kadar değiştirmek istesem de kelimeleri yutuyorum. Genetik yapım bu benim yani. Genetik kopyam. Bilemiyorum işte. Evli olan oğlak burçlarına çocuklarınızla ilgili kaygılarınız ya da korkularınız varsa onların geleceğiyle ilgili güzel şeyler yaşayacaksınız. Eğer çocuğunuz olmuyorsa bile çocukla ilgili bir tedavi size çocuk sevinci yaratacak gözüküyor. Şöyle diyeceğim, evlenmeyi düşündüğünüz insanla düğün tarihi ya da gün tarihi değişebilir ama evlilik yapacağınız insan değişmeyecek. O yüzden korkmanıza gerek yok. Bir de uzun süredir benim bu ilişkim nereye gidiyor bir türlü adını koyamıyoruz. Bir var gibi bir yok gibi diyorsunuz.
o ilişkinin bitme vakti geldi. Siz radikal karar verin ve yolunuza bakın değerli oğlak burçları. Geçmişte beklediğiniz biri varsa unut gitsin bu hafta artık. Çünkü o enerji senden yavaş yavaş çıkmış olarak gözüküyor. Bu ara ayakkabı, kıyafet merakın olabilir. Bol bol ayakkabı kıyafet takıntısına girebilirsin. Gereksiz alışverişlerden uzak dur. Cep telefonunun kırılabilir. Cep telefonu almak zorunda kalabilirsin ya da cep telefonun artık beni değiştir diye sinyal veriyor olabilir. Bu dönem cep telefonu ile ilgili bir değişim evreniz gözüküyor. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.